Evet, değerli basın mensupları, değerli halkımız. Dün demokratik bir seçim gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarının Hakkari'mize ve bütün ülkeye hayırlı olmasını diliyoruz. Halkımız Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bıraktı. Hakkari genelinde de Yeşil Sol Parti'ye 3 milletvekili kazandırdı. Biz bütün bu süreçte halkımızın gösterdiği yoğun ilgi ve fedakarlıklar için halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Bize oy veren vermeyen, bu demokratik hakkını kullanan tüm yurttaşlarımıza da saygılarımızı sunuyoruz. Değerli basın mensupları, Hakkari'de Yüksekova'da Yeşil Sol Parti 46.624, AKP 7.471, Cölemek'te Yeşil Sol Parti 30.084, AKP 6.626, Şemzinan'da Yeşil Sol 11.276, AKP 7.045, Çukurca'da Yeşil Sol Parti 4.799, AKP 1.863, Derecik'te Yeşil Sol Parti 2.521, AKP 6.298, toplamda Hakkari genelinde Yeşil Sol Parti 95.300, AKP 29.048 oy almıştır. Hakkari halkının bu iradesi Yeşil Sol Parti'ye 3 milletvekili kazandırmıştır. Gümrüklerden bu oylara ilaveten, AKP'nin 29.048 oyuna ilaveten 1.978 oy ilave edilmiştir. Yeşil Sol Parti'nin 95.304 oyuna da 438 oy ilave edilmiştir. Yani özetle gümrük oyları geldikten sonra Yeşil Sol Parti 95.742, AKP 31.000 oya ulaşmıştır. Sonuçta gümrük oylarıyla birlikte Yeşil Sol Parti 2.800 oy farkla 3 milletvekilini de çıkarmıştır. Buradan bizim tüm ilçe seçim kurulu başkanlarına ve yetkililere ıslak imzalı tutanaklara sadık kalınması çağrısı yapıyoruz. Bütün ilçelerde toplanan oyların tutanakları sizler tarafından imzalanmıştır ve bizim ilçe seçim yetkili kurullarındaki arkadaşlarımız tarafından alınmıştır. Bu oyların toplamında herhangi bir değişikliğe gitmek, AKP lehinde artışa gitmeyi ne bu halk, ne hukuk, ne de adalet kabul eder. Dolayısıyla Hakkari halkının ortaya koyduğu bu iradeye herkesin saygı göstermesini bekliyoruz. Özellikle buradan bir çağrı da AKP milletvekili adaylarına yapıyoruz. Özellikle birinci sıradaki adayına yapıyoruz. Hakkari halkı bir irade ortaya koymuştur. Herkesin demokrasiye inanan, özgürlüğe inanan, hukuka inanan, Hakkari halkına inanan herkesin bu karara saygı göstermesi gerekmektedir. Bunun dışında Hakkari halkının iradesini yok sayacak, Hakkari halkının iradesini ayaklar altına alacak bir girişimin içerisinde kimsenin bulunmamasını özellikle bekliyoruz. Biz tekrar seçim sonuçlarının Hakkari'ye ve Türkiye halklarına hayırlı olmasını diliyoruz.